Evet, aynı sayıya dönük saldırılardan bahsetmiştik bültenimizin başında. Diğer taraftan yine Giresp'ye dönük bir işgal saldırısında başladı ve çatışmalar olduğuna dair bilgiler gelmişti. Bu konuları gazeteci arkadaşımız Nazım Daştan'la konuşacağız. Nazım merhaba, yayınımıza hoş geldin. Doğrusu hemen sıcak gelişmeleri de sorayım, biliyorum internet bağlantısı sorunlu. Aktarabileceğin kadarıyla oralarda ne yaşanıyor? Bu işgal saldırılarına ilişkin son durum ne? Evet, sizin de az önce televizyonunuzda ifade ettiğiniz gibi Türkiye ve Suriye Milli Ordusu adı altında destekledikleri El-Kaide ve paramiliter grupların Rojava'ya dönük işgal saldırıları devam ediyor. Bu sabah saat 3 itibariyle bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırılar saat 10'a kadar devam etti. Hem Aynisa'nın kuzeyinden yönelik top atışları gerçekleştirildi, hem de obüslerle. Bu saldırı devam etti. Daha sonra kendi savunan Demokratik Suriye güçlerine bağlı güçlerin karşılık vermesiyle çatışmalar da şiddetlendi. Bölgenin birçok cephesine yayıldı diyebiliriz. Demokratik Suriye güçlerinin birçok cepheden sert karşılık vermesi üzerine saldırılar kırılmış olsa da halen devam ediyor. Bu saldırılar Aynisa'dan Giresp'e kadar devam ediyor. Saldırılara ise Türk askerlerinin aktif katılımı var mı? Bir ikincisi, havadan da bölgede dolaştıklarına dair hem insan sava araçlarıyla hem savaş uçaklarıyla bilgiler geliyor. Yeni ve kapsamlı bir hazırlık göstergesi mi bu? Nasıl değerlendiriliyor oralarda? Evet, yani kuşkusuz Türk devleti ve Türkiye SK güçlerinin onlarla birlikte saldırdığı bir gerçektir. Gerçek adı sanamaz. Ağır silahların, özellikle top atışlarının ya da obüs gibi silahların kullanımı da Türk ordusuna bağlı güçler gerçekleştirdi. Yerelde sahada ise, mevzilerde ise işte Suriye Milli Ordusu adı altında destekledikleri çeteleri hareketlere geçirip Rojava'nın kentlerine saldırılar gerçekleştiriliyor. Tabi bu saldırıların bir plana dönük gerçekleştiriliyor. Yine bu saldırılar gerçekleştirilirken de hem aradan hem de havadan yoğun bir bombardıman söz konusu. Yine Türk ordusuna bağlı keşif uçakları ve dronlar Aynisa'dan Kobani hattına kadar bölge üzerinde uçuşları da devam ediyor. Hareketleri şu saate kadar da devam ediyor. Yine az önce de ifade ettiğimiz gibi bu saldırılar hala bitmiş değil. Özellikle Giresp'in Rojava hattında bir yaygınlık gösterdi. Kor Hasan, Silip, Hürriye, Dıbıs, yine uluslararası N4 yolu üzerinde bulunan Dıbıs ve Busra gibi köylere yoğun saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılara karşı da Demokratik Suriye güçleri cevap veriyor. Çatışmalar halen devam ediyor. Tabii neden dün böyle bir yoğun saldırı başlatıldı, o gibi sorular da var kafalarda. Özellikle Türkiye'nin sizin de bildiğiniz üzere İdlib'de sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Burada 12 askeri gözlem noktası bulunuyordu. Evet. Dün 9. Morak'ta bulunan 9. askeri gözlem noktasına çekilmişti. Daha önce burası Suriye rejimi tarafından alınmıştı ve çemere alınmıştı. Nitekim hemen akabinde bu saldırıların gerçekleşmiş olması da kafaya böyle bir soru işaretleri de getiriyor. Acaba nasıl bir plan dahilinde gerçekleştirilecek? Tabii İdlib'de biliyorsunuz bir savaş propagandası gerçekleştiriyor. Hem orada desteklediği çeteleri hem adetlerini hem de iç kamuoyuna bir savaş propagandası gerçekleştiriyordur. Orayı, orduyu oraya götürüp ekonomik hem siyasal hem baskı olup politika yürütüyordu. Bunlar üzerinde kendi yaşadığı. Bugün de böyle bir tırnak içinde yenilgi grubunun, yenilgi projesinin yaratılmaması için böylesi bir saldırı gerçekleştiriyor. Şu an süreli olabileceğini sanmıyorum. Bölgedeki kaynaklar ve askeri yetkililer değiştiriyor. Fakat saldırılar da halen devam. Peki son kısa yanıtlamanı isteyeceğim mümkünse. Özellikle sivillere dönük saldırı konusunda da haberler geliyor. Akşam saatlerinde de bu haberlerde artış vardı. Nedir sivillere dönük saldırıların durumu? Evet, yapılan yoğun ağır bombardımanda özellikle sivil yaşam yerleri hedef alıyor. Bu sıra Kor Hasan ve Cırın köylerinde siviller hedef alındı. Burada yaralı siviller de var. Bu yaralı siviller
Sağlık güçleri, sağlık ekipleri tarafından şu an bölgedeki hastanelere sevk ediliyorlar. Orada tedavi altına alınıyorlar. Yine bu saldırıların hedefinde sadece Aynisa'da bulunan AKS'de güçleri ve sivillerin yanı sıra Suriye rejiminin bulunduğu yerlere de hedef altında. Şu an oralarda da özellikle Grespi hattında onlara dönük bir saldırı gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen saldırılarda yine Grespi'den Aynisa'nın kuzeyine kadar sivil yaşam yerleri de hedef almaya devam ediliyor. Peki. Çok teşekkürler Nazım. Senden gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. İyi geceler. Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi yani ENKS ve diğer taraftan Kürt Ulusal Birliği Partileri PYNK bir müddettir birlik görüşmeleri sürdürüyorlardı. İkinci aşamayı geçmiş, üçüncü aşamaya gelmişlerdi. Yönetimde ortaklaşma ile ilgili adımlar da atılmıştı. Ancak bunların birçoğu yaşama geçmedi. Bugün özellikle KDP'ye yakın haber sitelerinde bu görüşmelerin belirlenmeyen bir ilerideki henüz bilinmeyen bir tarihe ertelendiğini söylediler. Buna gerekçe ise ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Zehra Bilin, görüşmelerde görev alan temsilcinin görev süresinin dolması olduğu ileri sürüldü. Haberimizi izleyelim. Hemen ardından konuyu yakından takip eden gazeteci arkadaşımızla konuşacağız. Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi ENKS ile Kürt Ulusal Birliği Partileri PYNK arasında Rojava'da sürdürülen Kürt Birliği müzakerelerine arabuluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Zehra Bilin, görev süresinin dolması üzerine bilinmeyen bir tarihe ertelendiği ileri sürüldü. Adını vermeyen bir Kürt kaynak, Güney Kürdistan'da yayın yapan KDP yanlısı bazı sitelere konuştu. Kaynak, ENKS ile PYNK arasında henüz görüşülmeyen ve anlaşmaya varılmasının pek mümkün görünmediği 5 önemli başlık olduğunu sözlerine ekledi. Rojava'daki silahlı güçlerin statüsüyle eğitim dili ve müfredatını da içeren başlıklarda anlaşma sağlanamaması halinde PYNK ile ENKS'nin öngörülen birliği gerçekleştirmenin zor olduğu belirtiliyor. Müzakerelerin ikinci aşamasında 40 üyeden oluşan Kürt Yüksek Meclisi'nin oluşturulması konusunda anlaşma sağlanmış, 16'sı ENKS, 16'sı PYNK, 8'i ise bağımsız şahsiyetten oluşan bu meclisin Rojava'nın üst yönetimi olması kararlaştırılmıştı. Ancak ENKS tüm maddelerde anlaşma sağlanamadığını öne sürerek meclisin oluşumunu da erteledi. Üçüncü aşamaya geçen görüşmelerde özellikle ENKS yetkililerinin Türkiye ile yaptığı görüşmelerden sonra sorunlar yaşanmaya başlanmıştı. Görüşmelerin Türkiye'nin etkisiyle kesildiği ve ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Zehra Bil'in görev süresinin dolmasının buna gerekçe olarak gösterildiği belirtiliyor. Evet, konuyu gazeteci arkadaşımız Ersin Çaksu ile konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Ersin merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Doğrusu akşam üzeri daha çok KDP yanlısı sitelerde haberi gördüm. Kaynak zaten adını belirtmiyor. Bir iddia olarak da verdik haberi. Sen de yakından takip ediyorsun. ENKS ile PYNK arasındaki görüşmelerde zaten özellikle Türkiye ile görüşmelerden sonra bir sorun olduğu kamuoyuna yansıyordu. Nedir bu son görüşme? İleri sürülen gerekçe doğru mu? Yoksa başka şeyler mi var? İşin içinde ne var? Sen ne dersin bu konuyla ilgili? Evet, geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana devam eden görüşmeler devam ediyordu. Çeşitli düzeylerde. Daha çok aşama aşama, yani kolay uzlaşılabilir ya da kolay çözüme kavuşturulabilir başlıklar üzerinden yürütülüyordu görüşmeler. Haziran ayında ise bu görüşmelerin birinci turunun tamamlandığı siyasi anlaşma çerçevesinde işte tarafların 2014'teki Dohuk Anlaşması çerçevesinde bir uzlaşıya vardı. Fikir birliğine ya da işte görüşmelerin devam ettirilmesi konusunda irade beyanına varıldığı yönünde açıklama yapıldı. Ardından ise görüşmelerin siyasi ortak komite oluşturması, siyasi
çatı oluşturulma konusunda uzlaşıya varıldı. İşte %40, %40 ve %20'lik işte belirlenen diğer tarafların katılımıyla 40 kişilik bir heyetin oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı açıklanmıştı. Şu anda görüşmeler son birkaç haftadır görüşmelerin belli bir düzeyde tamamıyla durma değil, ancak bir tıkanmaya, bir tıkanıklık yaşandığı zaten açıklanıyordu. Nitekim iki gün önce işte görüşme heyetinde yer alan işte Çezden EPD eş başkanlık konseyi üyesi Azar Halil işte MKS'nin Kürtçe eğitimin olmayacağını, Kürtçe eğitimi kabul etmeyeceklerini, öğrencilerin işte diplomalarının herhangi bir diploma denkliğinin olmadığı, herhangi bir güvencesinin olmadığı gerekçesiyle Kürtçe eğitimi kabul etmeyeceklerini, yine eş başkanlık sistemini kabul etmeyecekleri yönünde ifadelerinin olduğunu, açıklamalarının olduğunu, bunların da işte Kuzeydoğu Suriye için, yine Rojava Devrimi için kırmızı çizgi niteliğinde olduğunu söylemişti. Ancak burada öne çıkan, yani belirtmek gereken esas nokta şu: bir iki hafta önce MKS heyetinin Hevler, ardından Ankara ve ardından Moskova'ya yapmış olduğu bir ziyaret turu vardı, bir görüşmeleri vardı. Bu Ankara ziyaret, özellikle Hevle ve Ankara ziyaretinden sonra NKS'nin işte biraz daha ipe un serme ya da işte görüşmeleri çıkmaza sokma gibi yaklaşımlarının daha fazla olmaya başladığını, yine medya üzerinden, sosyal medya üzerinden yine daha tahrik edici açıklamalarda ya da işte görüşmeleri sabote eden açıklamalarının arttığına şahitlik ediyoruz. Bu bir nokta, bir husus. Bir diğer husus ise bilindiği üzere MKS yekpare bir yapı değil. Dört partiden en son dört parti kalmıştı. Nitekim daha sonra işte 16 partiye çıktıklarını, işte bir iki günde 16 parti nasıl kuruldu, nerede inşa edildi, bunların genel merkezleri neresi, teşkilatları neresi, örgütlenmesi neresi belirsiz 16 partiye çıktıklarını söyledi. Ancak elimizdeki bilgiler şu yönde: MKS'nin özellikle Hevler ve İstanbul'daki kanadı, Hevler'de İstanbul'da siyaset yürüten, işte daha çok Suriye muhalefeti denilen çete gruplarıyla birlikte hareket eden tarafı, burada Rojava'da Kuzeydoğu Suriye'de siyaset yapan tarafına kesime yönelik bir baskı aracı olarak iki taraf arasında çelişkilerin olduğu ve görüşmelerin, eğer ki PNK ile yine PYD ile burada görüşmeler yürütülecekse, birlik görüşmeleri yürütülecekse, bunun kendileri tarafından yapılmasını, yani Ankara'daki ve Hevler'deki yapının bunu, ipleri eline almak istediği yönünde bir bilgi var elimizde. Peki şu, bu son da, Zehra Bil, ABD temsilcisinin görev süresinin dolması da yeni değil sanırım. Uzun dönemdir yani, dolmuştu. Bu gerekçe mi gösterildi bir şekliyle, NKS'e görüşme sürecini sonlandırmaya gerekçe mi oluşturdu? Ne yapıyor? Yani bundan önce ABD'nin diğer dişlişler ya da koalisyon temsilcisi Robak'ın da görev süresi dolmuştu, dolduğu açıklanmıştı. Son olarak işte diğer ABD temsilcisi, ABD dişliler temsilcisinin görev süresinin de dolduğu açıklandı. Fakat yani ABD görüşmelerde bir ara bulucu, yani işte görüşmeleri teşvik edici bir güç olarak, yani bir unsur olarak bulunuyordu. Sonsuza kadar ABD burada kalıp NKS arasında görüşmeleri sürdürecek değil. Bugün yaptığı, yani işte bazı işte güney merkezli, güney orijinli bazı medya organlarının yapmış olduğu işte bu haber ise, yani ne düzeyde etkisi olduğu ya da işte bu gerçekten gerçek sebep bu mu diye soracak olursan, bu sadece bir talih olarak alıyor. Çünkü ABD siyasetinde, stratejisinde, dış ilişkilerinde,
Yine işte Pentagon'un da aynı şekilde ve Dışişleri'nin de aynı. Süreklilik arz eden, yani büyük devlet ya da işte uluslararası güç olmak bunu gerektiren bir durum. Süreklilik arz eden ya da bir kişiyle ya da bir yöneticiyle şüphesiz ki bunda etkisi olur. Ancak bu çok az bir etki. Ancak asıl nedeni, asıl sorunun dediğim gibi NKS'nin Ankara ve Hevler merkezli siyasetçileriyle Rojava merkezli siyaseti NKS'nin iç çatışması birinci unsur. İkincisi ise ve en önemlisi NKS'nin bu tutum değişikliğini Ankara ziyaretinden sonra açıklaması gelmiş olması. Öne çıkan yani işte buradaki ana yorumlar ya yani temel yorumların başında da bu geliyor. Evet. Peki. Çok teşekkürler Ersin. Sağ ol verdiğin bilgiler için. HDP'ye dönük saldırılar bugün de durmadı. HDP Ahmet İl Örgütü ve diğer taraftan Yenişehir İlçe Örgütü bugün Saray Polisi'nin baskınına uğradı. Baskın sonrasında ise eş başkanlar Zeyat Ceylan, Hülya Alökmen Uyanık, İl Eş Başkanları ve yine Yenişehir İlçe Örgütü Eş Başkanları Remziye Sızıcı ve Kasım Kaya gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla HDP İl Örgütü ve Yenişehir İlçe Örgütü binalarına polislerce baskın düzenlendi. Polislerce ablukaya alınan Yenişehir İlçe Örgütü'nde yapılan aramalar sonucunda bilgisayar hard diskleriyle çok sayıda kitap ve fotoğrafa el konuldu. Soruşturma kapsamında HDP Ahmet İl Eş Başkanları Hülya Alökmen Uyanık, Zeyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya, Remziye Sızıcı gözaltına alındı. HDP Ahmet Milletvekili Feleknaz Uca, parti ilçe binası önünde basın açıklaması yaparak HDP tutuklanmalarla, gözaltılarla yok olmayacak ve diz çökmeyecek dedi. HDP Ahmet İl Eş Başkanları Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyat Ceylan, gözaltı öncesinde yaptıkları açıklamada direniş mesajı vermişti. İl binamızın altını üstünü getirseler, arasalar, sadece kadın özgürlüğüne olan inanç, hakların kardeşliğine olan inanç, yarın özgür yarınlara olan inançtan başka hiçbir şey de bulamayacaklar. Çedikim bakın evini karbın beser bir kevin o heza partiya me hatta partiya me hatta partiya me ya aştiya burulma çedikim bakın evini karbın peşi lebegir o ek pratik eji heval ki medice dey heval edene de kevşur şunu ev xabatı me hatta ne ana çava bjihati buni obserkertini berdavam kiriye ve encam kiriye ev jvi saate şun daji hatta aştiya hatta partiya me o fikriyata partiya me çed bebla be obserkere. HDP Ahmet il ve ilçe binalarına yapılan saldırılarda eş başkanların gözaltına alınmasının hukuki olmadığını belirten HDP Van Milletvekili Tayyip Temel, iktidar kirli yüzünü bir kere daha gösterdi, sözleriyle tepki gösterdi. Burada yaşananlar çifte standardı, ikiyüzlülüğü, hukuk dışılığı gözler önüne serdi. Biz bu baskılarla boyun eğecek bir parti değiliz. HDP'nin Ahmet İl Örgütü ile Yenişehir İlçe Örgütü'ne yapılan polis baskınlarını gün boyu takip eden gazeteci arkadaşımız Arjin Dilek Öncel Skype'ye attığımızda. Arjin merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba. Sesini içeriye de verirlerse arkadaşlar belki daha iyi duyarım ama sen beni duyuyorsun herhalde. Gün boyu ne yaşandı oralarda? Özellikle o yaşananları özetlersen. Ne yapmaya çalışıyorlar Diyarbakır'da, Ahmet'te? Biliyorsunuz saat 12 sularında HDP Diyarbakır il binası ve Yenişehir ilçe binası eş zamanlı olarak polisler tarafından basıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen bir talimat sonucu baskın yapıldı. Gerekçe ise burada yasa dışı dokümanların bulunduğu iddiasıydı. Öncelikle Yenişehir ilçe binasını belirtmek istiyorum. İlçe binası son derece işlek bir cadde üzerinde olmasına rağmen bu cadde kapatıldı. Zırhlı araçlarla, polis bariyerleri ve kalkanlarla kapatıldı. Yine ilçe binasının bulunduğu binanın giriş çıkışları polisler tarafından kapatılmıştı. Binada, daha doğrusu ilçe içerisinde, yani bina içerisinde sadece HDP'li milletvekilleri ve HDP avukatlarının beklemesine izin verilmişti. Onun dışında giriş çıkışlar yasaktı.
Buradaki arama 3 saat sürdü. Arama sürerken ilçe binasının tek kattan oluşmasından kaynaklı belki 3 saat sürdü. Arama sürerken buradaki eş başkanları yani Remziye Sızıcı ve Kasım Kaya hakkında gözaltı kararı çıkartıldığını öğrendik. Arama sona erdikten sonra HDP bayraklarına el konulmuştu aslında sadece partide bulunan HDP bayrakları. Yine seçimden kalmış afişler ve flamalara el konulmuştu. Ve HDP ilçe eş başkanları gözaltına alındı. HDP il binasında da çok farksız şeyler yaşanmıyordu. İl binasının bulunduğu il binasına giden aslında dört yol polis bariyerleri tarafından kapatılmıştı. Zırhlı araçlarla kapatılmıştı ve orada bulunan yurttaşlar evlerine gidemediler uzun bir süre. Buradaki arama tam 8 saat sürdü. Akşam saatlerinde sona ermişti. Biz de buradaki aramaları aslında takip ediyorduk HDP il binası önünde. Oradaki arama devam ederken yine il başkanları hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrendik. Zeyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gözaltı kararı çıkarılmasının hemen akabinde başkanların bir mesajı oldu. Görüntülü bir mesaj yayınladılar. Burada ne dediler başkanlar? Zeyat Ceylan asla geri adım atmayacağız dedi. Hülya Alökmen'in mesajı da bu yöndeydi. Partilerine yönelik bu baskıları kabul etmeyeceklerini ve geri adım atmayacaklarını söylediler. Dediğim gibi 8 saat sürdü buradaki aramalar ve yine burada HDP bayraklarına, üye listelerine el konuldu. Aslında yasa dışı bir evrak, bir döküman yoktu. Çıkarken de zaten görüntülerde de görülüyordu HDP'nin tabelasına, HDP bayraklarına el konulmuştu. Hülya Alökmen ve Zeyhat Ceylan arama sonrası gözaltı aracına bindirilirken yine burada Hülya Alökmen'in bir mesajı oldu. Bici HDP dedi, yaşasın HDP ve asla geri adım atmayacaklarını mesajını burada bir kez daha yeniledi. Akabinde HDP'li milletvekilleri Tayyip Temel, yine İmam Taşçıer, Feleknaz Uca, Dersim Dağ, DBP eş başkanı Saliha Aydeniz burada bir basın açıklaması düzenledi. Tayyip Temel konuştu basın açıklamasında ve HDP'ye yönelik bu yapılanların bir senaryo olduğunu söyledi ve baskılarla asla yılmayacaklarını dile getirdi. Bunun bir siyasi darbe olduğunu söyledi. Akabinde milletvekilleri parti binasına geri döndü. Bugün biliyorsunuz 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP önünde bekletilen bazı aileler vardı. Evet. Oraya bir çadır da kurulmuştu onlar için. Bu aileler normalde sabah saat 9'da il binasına gelir ve saat 5'te onlar için oraya gelen servisle evlerine dönerdi ya da onlar için ayrılan evlere, otellere dönerlerdi. Ama bugün öyle olmadı. Aileler gün boyu oraya destek için gelen yurttaşlara yönelik hem sözlü hem de fiziki saldırıları söz konusu oldu. Yine HDP binasına girmek isteyen milletvekillerine yönelik sözlü sataşmaları söz konusu oldu. Bize yönelik de oldu aslında, basına yönelik bilinçli hem sözlü. Bilinçli bir provokasyon muydu? Görüntüler onu mu gösteriyordu? Aslında saat 5'te dönmeleri gerekiyordu kaldıkları yerlere. Yani en azından uzun süre takip ettiğimiz kadarıyla böyleydi. Ancak bugün öyle olmadı. Aileler bugün polis bariyerlerinin hemen arkasında bekliyorlardı. Onlar için ayrılan bir çadır vardı HDP il binası önünde. Ancak aileler bu çadırının içinde değil de çadırın dışında, yani HDP'yi çok rahat görecekleri bir yerde bekletiliyorlardı. Haliyle buradaki bazı olaylarda kaçınılmaz oldu. Çünkü her partiye girmek isteyen HDP'li milletvekiline yönelik bir sözlü saldırı söz konusu, hakaret söz konusu oluyordu. Basına yönelik de oldu. Biz de saatlerce onların hakaretlerine orada maruz kaldık diyebilirim. Peki. Arjin, çok teşekkürler. Gün boyu da yoruldunuz, takip ettiniz. Emeğine sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.